Merhaba, yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü masalımızı sizlere Bay Paspas'la beraber başlamayı tercih ettik anlatmaya. Ama sizin yerinize bir öptüm Paspas'ı. Paspas'la tanışmayanlarınız varsa kendisi bizim oğlumuz sayılır. Ve bugünkü masalımızda Paspas da oynayacak. Nasıl mı? Hadi o zaman masala başlayalım. Masalımızın adı Küçük Ayı. Paspas, bu masalda sen Küçük Ayı'yı oynayacaksın. Ayı bulamadık, o yüzden ayı sen oynayacaksın. Masalımızın kahramanı Küçük Ayı ailesiyle birlikte buradan çok uzaklarda ve yine evvel zaman içinde ve yine kalbur zaman içinde ve yine insanlardan uzak diyarlarda bir mağaranın içinde yaşıyor. Küçük mü küçük, minik mini minik, siyah bir ayı olsun bu Paspas, ne dersin? Olur mu? Paspas pek hevesi değil galiba. Efendim, mutlu bir aile düşünün. Bir anne ayı, bir baba ayı, bir küçük ayı, bir de onun abisi ayı var. Bizim kahramanımız bu evin en küçüğü, en mini. Tıpkı bizler gibi o da küçük bir çocuk. Ve bütün aile her gün bir şeylerle uğraşır. Anne, baba çalışmaya giderler, dışarıdan yemek toplayıp evlerine gelirler. Abi ayı evde oyunlarıyla oynar, sonra derslerini çalışır, hatta ev işlerine yardım eder. Bizim küçük ayımız da ev işlerine yardım edemez. Dışarı yemek toplamaya gittiğinde ailesi onlarla birlikte gidemez. Abisiyle oyun oynayamaz. İşte tam da masalımızdaki problem burada. Çünkü bizim küçük ayı aslında birazcık üzgün ve mutsuz. Hadi neden mutsuz olduğundan biraz bahsedelim size. Bizim küçük ayımız, yani küçük Paspas hep tüylerin girdi aslında. Bizim küçük ayımızın adı Paspas olsun. Ne dersin? Paspas? Paspas? Olur mu? Kabul eder misin? Galiba kabul ettim. Bizim küçük ayımız bugünlerde çok ama çok üzgün. Neden üzgün olduğunu da şöyle bir geçmişe dönüp hatırlayalım. Küçük ayı o gün annesiyle birlikte hazırlanıyordu. Annesi bir anda sordu. Sen neden hazırlanıyorsun dedi. Anne, ben de bugün sizinle gelebilir miyim yemek toplamak için dedi. Ama annesi şöyle söyledi. Üzgünüm küçük ayıcık. Üzgünüm küçük çocuğum. Sen bizimle yemek toplamaya gelmesen çok iyi olur. Çünkü biz uzak yerlere gidiyoruz, ormanın derinliklerine giriyoruz ve oralarda her yer sarmaşıklarla dolu. Ve sen o sarmaşıkların arasına girersen kaybolabilirsin. Biz de bu sırada işlerimizi yapamayız ve seni merak ederiz. O yüzden sen en iyisi evde kal, büyüyünce yaparsın dediler annesi. Bizim küçük ayı da birazcık üzüldü. Olsun, belki ertesi gün babası ona yeni bir görev verirdi. Ve ertesi gün oldu. Babası nehirde balık avlamaya gidecekti. Biliyorsunuz ayılar balıkları yemeyi çok severler. Ve nehirin suları hızlıca akarken ayılar dikkatlice bakar ve oradan hop hemen bir tane balığı kaparlar. Ama bizim küçük ayı babasına sorduğunda babası ona da mutlu olacağı bir yanıt vermedi. Bu arada Paspas sıcaktan bunaldı. Hadi atla bakalım. Bizim küçük ayı o gün babasına sordu. Baba, ben de seninle birlikte nehre gelip balık yakalayabilir miyim? Eminim çok güzel balıklar yakalayabilirim dedi. Ama babası da annesinin verdiği cevaptan çok da farklı bir şey söylemedi ona. Aa, üzgünüm benim küçük oğlum dedi babası. Nehirde akıntı çok hızlı. Balıkları yakalamaksa biz büyüklere göre bir iş. Sen daha çok küçüksün. O balıkları yakalayayım derken ayağın yosunlu kayalara basıp kayarsa, bir anda nehrin sularına kapılırsan ve nehrin suları seni alıp da götürürse o çok büyük sorunlar çıkar ve biz çok üzülürüz. En iyisi sen bugün evde kal. Oyuncaklarınla falan oyna. Hadi büyüyünce gelirsin dedi. Bizim küçük ayı bu cümleyi bugün ikinci kez duymuştu. Büyüyünce gelirsin, büyüyünce yaparsın. Of, en iyisi abisinin yanına gitmekti. Belki tamam, büyüklerin işlerini yapmakta henüz küçük olabilir, onu yapamayabilir ama belki de abisi onunla oyun oynayabilirdi. Hemen abisinin yanına gitti. Abi, hadi beraber oyun oynayalım mı dedi küçük ayı. Ama abisi de annesiyle babasının verdiği cevaplardan çok da farklı bir şey söylemedi. Üzgünüm küçük kardeşim dedi. Ben mahalledeki arkadaşlarımla oynayacağım. Sen onların arasında çok küçüksün. Hem top oynarken top senin yüzüne çarpabilir. O yüzden de oynama. Git kenarda bizi izle. Hem sen de büyüyünce oynarsın, büyüyünce oynarsın. Küçük ayı yine üzüldü. Kiminle bir şeyler yapmak istese herkes ona aynı yanıtı veriyordu. Büyüyünce yaparsın, büyüyünce gelirsin, büyüyünce gidersin, büyüyünce oynarsın, büyüyünce yakalarsın. Ben ne zaman büyüyeceğim diye kendi kendine düşündü. Üstelik
Yemeklerini de hemen bitiriyordu. Annesinin ona verdiği bütün yemekleri bitiriyordu ama bir türlü büyüyemiyordu. Bizim küçük ayı işte bugünlerde çok üzgün. Hiç kimse ona yardım etmek istediğinde olumlu yanıt vermiyordu. Büyüyünce yaparsın. Acaba bize de böyle söylüyorlar mı? Söylüyor olabilirler. Bakalım küçük ayı şu anda nerede? Küçük ayı şu anda evlerinin yani mağaralarının hemen yanındaki ağacın altında oturur. Önündeki yapraklarla ve kumlarla oynuyor ve çok mutsuz. Babası oradan geçerken ona bir baktı. Küçük ayının gözünden bir damla yaş akıyordu. Oğlum iyi misin deyince küçük ayı hemen gözyaşlarını sildi. İyiyim dedi. Söyle bakalım neden üzgünsün sen diye sordu babası. Küçük ayı cevap verdi. Çünkü ben çok küçüğüm ve hiç büyüyemeyeceğim. Yani hiçbir şey yapamıyorum. Ben ne zaman sizinle bir şeyler yapmak istesem büyüyünce yaparsın diyorsunuz bana. Ama ben çok küçüğüm. Ben ne zaman büyüyeceğim baba? Diye sordu. Baba sonra cevap verdi. Aslında buna daha çok zaman var benim küçük oğlum. Senin büyümen için yıllar geçmesi gerekiyor. Ama tek derdin bu mu diye sorunca küçük ayı burnunu çekti, gözünü sildi ve konuşmaya devam etti. Aslında küçük olmak kötü bir şey değil biliyorum ama ben hiçbir işe yaramıyor muyum? Oyun oynarken abim yüzüme top gelir diye beni kenara çekiyor. Annem ormanda yaban mersinlerini toplamak için gittiğinde beni kaybolurum diye evde bırakıyor. Ve sen nehirde balık avlamaya gidelim dediğimde nehre düşerim diye korktuğun için beni evde bıraktın. Ben hiçbirinize yardım edemiyorum. Baba ben hiçbir işe yaramıyor muyum diye sordu. Babası o ana kadar aslında bir anlamda hata yaptığını anlamıştı. Gel bakalım benimle dedi. Seninle biraz dolaşalım. Tamam dedi küçük ayı. Babasıyla beraber ormanda dolaşmaya başladılar. Annen şu yaban mersinlerini nereden topluyordu söyle bakalım dedi. Bilmiyorum ki beni hiç götürmedi. Hep ormanın derinliklerine gidiyordu. Hep sarmaşıklardan bahsediyordu dedi. Tamam hadi gel öyleyse benimle dedi. Ve beraber ormandan o sarmaşıkların arasına girdiler. Ve babası şöyle dedi. Hadi birazcık yaban mersini toplayalım. Topla bakalım topla topla topla. Ve babası sarmaşıkların üstlerindeki aralarındaki yaban mersinlerini topladı 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 topladı. Ve küçük ayıya dönüp şöyle söyledi. Hadi bakalım şu sarmaşıkların arasına bir girer misin? Oraya ben giremiyorum dedi. Ve küçük ayı babasına bakıp tamam dedi. Ve büyük ayının yani baba ayının gövdesi o kadar büyük o kadar kaslıydı ki küçük ayının girebildiği yerlere giremeyecek kadar kocamandı baba ayı. Ve bizim küçük ayımız o sarmaşıkların aralarındaki küçücük boşluklardan girip aralardaki en lezzetli yaban mersinlerini toplayıp babasına verdi. Ve babası ona şöyle sordu. Oğlum söyle bakalım bana oraya nasıl girdin? Hiç baba sadece yürüdüm ve girdim. Peki söyle bakalım sence ben oraya girebilir miydim diye sordu. Küçük ayı şöyle bir yaban mersinlerinin arasına baktı bir babasına baktı. Hayır baba sen oraya sığamazsın dedi. Demek ki sen yaban mersinleri toplama konusunda bizden daha iyi olabilirsin dedi. Küçük ayı o an fark etmişti. Büyük ayıların giremeyeceği yerlere girebilip girip oradaki yaban mersinlerini toplayabiliyordu. Birazcık üzüntüsü geçmişti ama o kadar da değil. Babası ona şöyle bir baktı. Hadi gel biraz daha dolaşmaya devam edelim dedi. Ama balık tutmaya gitmeyeceğiz. Anlaştık mı? Onu yine de büyüyünce yapacaksın. Of tamam baba dedi. Ve biraz daha yürüdükten sonra kocaman bir bahçeye geldiler. Burası meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçeydi. Meyve ağaçlarına şöyle bir baktılar. İkisinin de ağzı sulandı. Ve ama maalesef bütün hayvanlar meyve ağaçlarının altlarındaki meyvelerin hepsini toplamışlardı. Büyük ayı yani baba ayı şöyle bir oğluna baktı. Sonra başladı zıplamaya. Artık ayılar ne kadar zıplayabilir ben de bilmiyorum ama baba ayı o kadar hırslıydı ki zıplamak konusunda. Çünkü ağaçların üst dallarındaki meyveler o kadar lezzetliydi ki onlara ulaşmak istiyordu. Zıpladı alamadı. Zıpladı alamadı. Zıpladı alamadı çünkü galiba ayılar zıplayamaz. Derken
bizim baba ayı oğluna baktı. Çık bakalım sırtıma dedi. Ve oğlunu alıp sırtını oturtturdu. Şöyle bir parmak uçlarına doğru havalandı. Yani pençe uçlarına. Bizim yavru ayı babasının sırtından kollarını yukarı uzattı. Ve babasının az önce zıplayamayıp da alamadığı meyveleri tek tek toplamaya başladı. Topladı. Baba, hepsini topladım, görebiliyor musun dedi. Evet oğlum, görebiliyorum. Demek ki bizim ulaşamadığımız yerlere senin yardımınla ulaşabilirmişiz. Çok mutlu olmuştu küçük ayı. Akşam eve gittiğinde her şeyi anlattı. Abisine, annesine, hatta babası da anlattı tüm olanları. Ve masada yemek yerlerken babası şöyle dedi. Hem eşine hem de büyük oğluna. Bakın dedi, biz galiba küçük çocuğumuzu birazcık üzmüşüz. Ona görev vermediğimiz için kendini çok mutsuz hissetti. Aslında kendisinin işe yaramaz hissetmesinin sebebi biraz da biziz, öyle değil mi? Anne de durumu anladı, abi de durumu anladı. O günden sonra kendi yapamadıkları ya da tek başına yapamayacakları işlerde her zaman küçük ayıdan yardım istediler. Ve küçük ayı da o gün anladı ki aslında büyümek için acele etmesine hiç gerek yoktu. Küçüklerin de yapabileceği bir sürü iş vardı. Hem de bu işlerden bazılarını büyükler tek başlarına yapamazlardı. Yapsalar da küçükler olmadan asla o işi bitiremezlerdi. Ne dersiniz arkadaşlar? Bizler de yeterince küçüğüz değil mi? Ve daha büyümemize de çok var. Olsun. Nasıl olsa günün birinde biz de kocaman insan olacağız. Ama şu anda bizim yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Hatta bunlardan bazılarını büyükler yapamıyorlar ve bizden yardım istiyorlar. Peki sizlerin tek başınıza yapabildiğiniz şeyler neler? Hadi bunları düşünelim ve yarın tekrar görüşelim. Hoşça kalın.